Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte coğrafya konularını nasıl pekiştireceğiz? Bunlarla ilgili birkaç taktiğimiz olacak size ve her zaman dediğimiz gibi yorumlarınız bizler için çok değerli, çok kıymetli. Marx bize demiş ki, "Hocam Felsefe ve coğrafya sınavlarım çok iyi değildi. Diğerleri hepsi iyiydi. Aferin sana. Ortalamam ikinci dönemde. 93 olmalı. Bunun için ne yapabilirim? Nasıl konuları pekiştirebilirim demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bak birçoğunuzun sorunu bu olabilir. Yani matematik, fizik, kimya kısmında çok iyi olup tarih, coğrafya, Felsefe edebiyat kısmında biraz daha kötü olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yapmamız gereken öncelikle bizim burada sorunumuzun ana kaynağı nedir bunları belirlemek. Şimdi biz bir dönem boyunca konu anlatımları gerçekleştirdik ve bu süreçte sizler için hazırlamış olduğumuz kitaplardan da güzel güzel ödevlendirmemizi yaptık. Öncelikle yapmamız gereken ikinci dönem için kesinlikle videolarımızı izledikten sonra vermiş olduğumuz ödevleri eksiksiz tam dört dörtlük şekilde bitirmenizi istiyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki de ilk dönem bizim için çok önemli. Çünkü ilk dönemdeki konuların birçoğu ikinci dönemde işimize yarayacak. Hatta ve hatta dokuzuncu sınıftaki konular da bizim için çok önemli. Özellikle ikinci dönemdeki beşeri sistemler kısmına geldiğimizde nüfus, yerleşme, göç, ekonomik faaliyetler kısmında ...iklim konusunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden Mark senin burada yapman gereken en önemli şey... ...dokuzuncu sınıfla ilgili eksiklerin varsa... ...özellikle iklim kısmı bunu acil bir şekilde gidermen gerekiyor. Peki bunu nasıl gidereceksin? Hemen dokuzuncu sınıf kanalımıza giriyorsun. Orada Türkiye'de ve dünyada iklimlerle ilgili konu anlatımları videolarımız var. Oraları güzel güzel izleyip notlarını çıkarıyorsun. Çıkardıktan sonra kaynakların elinde mevcutsa bu kaynaklardan soruları çözüp o konuyu güzel bir şekilde pekiştirmen gerekiyor ki öğretmenin ikinci dönem başladığında beşeri sistemlerde nüfusla ilgili nüfusun yoğun ya da nüfusun seyrek olduğu alanlarla ilgili örnekler verdiğinde diyecek ki sana Amazon Kongo havzalarında nüfus seyrektir diyecek. Hemen temel sebebini diyeceksin ki hocam burada iklimin nemli ve sıcak olması nüfusun bit gür olması nüfusun seyrek olmasına etkili olmuştur diyeceksin. O yüzden tekrar söylüyorum 9. sınıftaki konularımız 10. sınıftaki konuların ikinci dönemi için çok çok önemli bir temel oluşturmakta. Tabii ki de burada özellikle ikinci kısımda hemen şöyle Hülya'nın yorumuna da bakalım. Benim coğrafyadan eksiğim var. İnşallah ayrıntılı bir özet gelir. Önerilerinizi bekliyoruz hocam demiş. Şimdi bizim burada en önemli önerimiz nedir dersek birinci dönem için yapmamız gereken en önemli şey sevgili arkadaşlar birinci dönem için kavram haritaları oluşturmak. Yani burada birçok kavram var. Yani en büyük yaşadığın sorunlardan bir bir tanesi şudur. Ya burada o kadar çok kavram var ki biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Özellikle şöyle yapacaksın. Hemen şöyle aldın bir tane boş sayfa. İç kuvvetlerden başlıyoruz. Misal şuraya şöyle iç kuvvetler dedim. Tek bir konuyu net bir şekilde kavram haritası vasıtasıyla çok daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Şimdi iç kuvvetler hemen şöyle yazıyorum. Orojenez yani bu neydi? Dağ oluşumuydu sevgili arkadaşlar. Devamında hemen şöyle geldim. Epirojenez kıta hareketleri ya da kıta oluşumu olarak da ifade edilebilir. Devam ettim. Hemen şuradan şöyle geliyorum. Volkanizma ve en sonda da sevgili arkadaşlar şöyle depremlerle iç kuvvetler kısmımı bitiriyorum. Şimdi bak bunu niye yapıyoruz? Çünkü konuyu çok seri bir şekilde ...tüm hatları ile görmemizi sağlar bizim için. Şimdi orajenez neydi? Hemen dağ oluşumuydu. Şuraya şöyle dağ oluşumu diye yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. Devamında orajenez kaça ayrılıyordu? Oluşumu itibariyle ikiye ayrılıyordu. Hemen şöyle esnek tortul tabakaların sıkıştırılmasıyla birlikte... ...levhaların hareketi doğrultusunda... ...kıvrım orajenizi oluşuyordu. Sert yapadaki tortul tabakaların sıkıştırılmasıyla birlikte de... ...kırık orajenizi oluşturuluyordu. Kıvrım orajenezinin hemen şöyle şeklini çiziyorsun antiklinal senklinal yazıyorsun. Kırık orojenezinin şeklini çiziyorsun. Horse graben yazıyorsun. Buraların Türkiye'de ve dünyada örneklerini yapıyorsun. Bak hepsi için epirojenezde kıtaların dikey yönde yükselip alçalması işlemi sonucunda hem transgresyon hem de regresyon olayı gerçekleşiyordu. Bunlarla ilgili sevgili arkadaşlar örnekleri böyle altına yazıyorsun. Volkanizma oluştuğu yere göre derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması olarak ikiye ayır ayrılıyordu. Ve burada derinlik volkanizmasında batolit, daik, lakolit, sil gibi şekiller. Burada sevgili arkadaşlar volkan tüpü, pilli, volkan bombası, lavlar ortaya çıkıyordu diyebiliriz. Devamında bunu aynı şekilde dış kuvvetler içinde yapıyorsun. Dış kuvvetler diyorsun akarsular. Akarsuların oluşturduğu aşınım şekilleri, birikim şekilleri hem aşınım hem birikim şekilleri diyorsun. Ve burada özellikle bu kavramları yazarken görselleri de yan tarafta açmış olduğun telefondan görebilirsin. Bu senin görsel hafızanda işe yarayacağı için konuyu daha rahat bir şekilde öğrenmede de yardım sağlar. Kavram haritaları eksiklerimizi belirlemede çok çok öneme sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik diğer yorumlarımıza. Hemen şöyle baktığımda Sıla diyor ki benim coğrafya ve edebiyattan eksiğim var ama sizinle üstesinden geliriz Tonguç Akademi. Tabii ki de sevgili arkadaşlar biz sizler için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun için zaten yorumlarınızı önemsiyoruz dedik ve burada sizlerden gelen önemli kısımlardaki yorumları okuduk. Burada özellikle ikinci dönemde biz Konu anlatımlarımızı gerçekleştireceğiz. Tekrar söylüyorum. Kitaplarımızı temin etmeyen arkadaşlarımız olabilir. Soru, konu eksiği olan arkadaşlarımız olabilir. Kitaplarımızı alarak hem sorularda hem de konularda eksiklerini kapatabilir. Efe Yiğit demiş ki coğrafyada çok eksiğim var. Güzel şifrelemeler olsa efsane olur. Evet şifrelemeler bir ders için ana kısmını öğrenmemizde çok önemlidir. Ama bizim için çok daha önemli olan durumlardan bir tanesi konunun mantığını daha net bir şekilde kavrayabilmek. Şifrelemelerle belirli bir konuyu öğrenebilirsin ama şifreler birbirine girdiğinde hepsi çorba olabilir. O yüzden şifreleme yöntemi kısa vadede işe yarayabilen bir yöntemdir. Ama uzun vadede konuyu ana hatlarıyla net bir şekilde öğrenip yorum yapmamızı zorlaştırabilir. O yüzden benim size en önemli yapabileceğim ya da verebileceğim tavsiye sevgili arkadaşlar kavram haritaları oluşturmak. Bunlar bizim için, sizin için çok çok önemli diyoruz. Ve ders anlatımları gerçekleştirdiğimizde ikinci dönem bismillah dediğimizde beşeri sistemlerden başlayacağız. Nüfus dediğimizde nüfus bittiğinde hemen ne yapacaksın? Kitabı açacaksın. Kardeşim biz bugün neyi işledik? Nüfus sayımları önemi, artışı, gelişmişliği, etkisi, nüfusun dağılışı. Yani 108. sayfayı ben şöyle açıyorum. Şimdi bu 108. sayfada benim anlattığım konuyla ilgili hemen şöyle karşında güzel çoktan seçmeli Çözümlü bir soru var. İşaretli yerlerdeki nüfusun seyrek olmasının temel sebebi, yoğun olmasının temel sebebini bize söylemiş. Akabinde bununla ilgili 4 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Tabii ki de takıldığı noktalar olabilir. Bunun içinde ne yapıyorsun? Hemen kare okutarak o sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyip burayla ilgili eksiğini en asgari düzeye indiriyorsun. Bu kitap neden önemli dediğimizde biz MEP kazanımlarını baz alarak, esas alarak sorularımızı belirledik. O yüzden kitaplarımızı temin etmeyi unutmayın. Tabii ki de bitti mi bu kitabın özelliği bölüm ünite sonlarında ÖSYM tarzı sorularımız, tarama sorularımız, bunların hepsi çoktan seçmeli testler. Akabinde 10. sınıfsınız, yazılıya hazırlık dönemindesiniz. Sizler için biz ne yaptık? Ünite sonlarında yazılı formatları hazırladık. Doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar, klasik soru, eşleştirmeler bunları hazırladık ve dediğim gibi ikinci döneme bomba bir şekilde biz başlayacağız. Bizimle birlikte sizler de başlayacaksınız ve ikinci dönemi çok sıkı bir şekilde tutar. Konu anlatımlarından sonra güzel güzel sorularımızı çözersek buradaki yorumların hepsinin hocam hiçbir sıkıntım yok her şey çok güzel diyerek tekrar okumak ümidiyle diyelim hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.